Son yıllarda tüketicilerimizi cep telefonla, internet üzeri satışlarla, kapıdan satışlarla dolandırdıklarını hepimiz biliyoruz. Şimdi burada bir sıkıntı, biz dernek olarak, yani tüketici koruma derneği olarak yaşadığımız sıkıntı şu. Her nedense tüketicilerimiz birçok bu dolandırıcılıktan ders almıyorlar. Şimdi bakın, bir tüketicimiz internet üzeri bir araba buluyor, arabanın değeri 62 TL ve gidiyor bu arabayı İstanbul'da bu sefer bulamıyor, arabayı alamıyor. Ve diğer hepimizin bildiği gibi işte telefon aracılığıyla şu kadar sigortada birikmiş paranız var, bankada birikmiş paranız var, bir hesap numarası verin, kredi kartı numarası verin. Bu parası aktaracak denilmektedir. Ayrıca kendini birçok işte güvenlik personeli tanıtıp şu kadar para verin, işte takipteyiz, izleyeceğiz, sizi kurtaracağız bu işten, şu kadar para yatırın. Yine kapıdan satışlar halen devam ediyor. Kapı kapı gezip insanları kapıdan satış yoluyla dolandıran birçok insan var. Burada tüketicinin yapacağı çok şeyler var ama her nedense maalesef üzülerek belirteyim, tüketici bir türlü ders almıyor. Hatta bazen zaman zaman şöyle düşünüyorum, artık bu kadar da yeter, tüketiciye müstahak diyoruz, yani yapmayın diyoruz. Şimdi cep telefonunuza herhangi bir telefon geldiği zaman asla tanımıyorsanız, bilmiyorsanız ya da defterinizde telefonunuzda kayıtlı değilse asla cevap vermeyin. Gelen mesajlara bakın, mesajlarda herhangi bir şüpheniz varsa o mesajlara cevap vermeyi hemen silin. Ya da sizi telefonla sürekli rahatsız eden varsa bunu ilgili makamlara, ilgili savcılığa, ilgili emniyet koluklarına bildirin bunları. Ama ne yazık ki bildirmeden gidip para yatırıyor hesaba. Hesap numarasını veriyor. Kredi kartı numarasını veriyor. Ya da düşünün şimdi televizyondaki reklamlarda gidip tarla alıyor. Yani o hiç tarlayı görmeden tarla alıyor. Arsa alıyor. Araba alıyor. Ben dernek temsilcisi olarak burada çok üzülüyorum. Tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi lazım. Birbirine bu işleri anlatmaları lazım. Aksi halde bu tip dolandırıcılar devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Telefonunuzun kaydı vardır sizde. Ama öyle bir şey düzenliyorlar ki bir numara geliyor size, siz numarayı çeviriyorsunuz. Diyor ki efendim diyor, ben filan bankada arıyorum. Sizin diyor 800 TL birikmiş paranız var. Bana bir hesap numarası verin diyor, paranızı göndereyim. O zaman banka şubesine gidin, banka şubesiyle görüşün, paranız orada olup olmadığı bilinecek zaten. Ama siz banka şubesine gitmeden telefon numarasına, gelen telefon numarasına kredi kartı ya da hesap numaranızı verirse anında para çekiliyor. Hesapta para varsa. Anlatabildim mi? Ama diğer tanıdık telefonunuza elbette bakın. Yani böyle sıkıntı burada. Şimdi mesajlar geliyor, mesaj aracılığı da dolandırılıyor. Bilmediğiniz okuma ilgilendiren mesaja niye bakıyorsunuz? Ama maalesef yani bu çok uyanık olmamız lazım, çok akıllı olmamız lazım. Telefonlarımızı, internetimizi çok bilinçli bir şekilde kullanmak zorundayız. Şimdi düşünün ya, yani internet üzeri 62 TL'ye araba alıyor, 62 bin TL. Ondan sonra geliyor diyor ki bana, efendim ben diyor parayı yatırdım, İstanbul'a gittim, firmayı bulamadım diyor. Kişi yok, 62 bin TL. Kişi yok diyor, firma yok diyor. Traktör alanlar var, ot biçen makine alanlar var, zirai ürünler alanlar var. Televizyondaki reklamlarda ayakkabı alan var, telefon, cep telefonu alan var. Şimdi Malatya'mızda cep telefonu mu yok kardeşim? Her taraftan satılıyor. Şimdi bizim yıllardır söylediğimiz şu, alışveriş yaparken alacağınız bir mal ve hizmeti size en yakın olan, tanıdığınız kişilerden alın, satıcılardan alın ki ileride bir sıkıntı olduğu zaman ben de rahat ulaşabileyim, kendisi de rahat ulaşsın. Yani mesafeli ve uzakta satışta çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnternet üzeri olsun, çünkü çok dolandırıcı var. Önlenecek yani yasalarla, yönetmelikler, ama bir de bizim de biraz uyanık olmamıza, biraz bir şeyler bilmemiz lazım.